Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Şubat 2020. Borsa günlüğü nasıl tutulur? Bugün onu göstereceğim size. İlk başta tekrar yasal uyarıyı gösteriyorum. Bir de borsa kursu vermekteyim. Borsa kursu almak için koraygucu@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Richard Dennis'in bir sözüyle başlayacağım. Richard Dennis, ünlü bir borsacı, söylediği söz: her zaman bir gazetede borsa strateji kurallarını yayınlayabileceğinizi söylerim. Çünkü hiç kimse onları tutarlı ve disiplinli takip etmez. Anahtar tutarlılık ve disiplindir. Evet, burada ne kadar, nereden ne öğrenirseniz uygulamanız tutarlı ve disiplinli olduğu sürece başarılı olabilirsiniz. Bundan dolayı bazı borsacılar kullandığı stratejileri yayınlamaktalar. Herhangi bir gizli bir şey olmadığını söylemekteler. Ne kadar yayınlarsanız yayınlayın, hatta insanlar disiplinsiz ve tutarlı bir şekilde uygulamadıkları için kendilerini başarıya ulaştıran stratejileri, aynı stratejiyi kullanmaya çalışmalarına rağmen bile başarısız olabileceklerini söylemekte Richard Dennis burada. Evet, borsa günlüğüne geçelim. Borsa günlüğü nasıl tutulur? Avantajlarını bir önceki videoda anlatmıştım. Borsa günlüğünü tutmak için ilk başta bir Excel tablosu hazırlanır. Excel tablosunda neler tutuyoruz? Excel tablosunda örneğin alış tarihi, satış tarihi, aldığımız fiyat, ne kadar komisyon vermişiz. Bunun dışında hissenin ismi tabii, kullandığımız strateji, stop loss, ilk kullandığımız risk noktamız ve belirlediğimiz hedef noktası. Bunlar tablo olarak tutulur, Excel tablosu olarak. Ve buna ek olarak doküman tutmamız gerekir. Dokümanda ne yazar? Her dokümanda da bir tarihi olur. Her hisse için grafikler konur. Örneğin hangi grafiklerde nasıl analiz yaptım? Grafikler üstünde işaretlemeler yapılır. Notlar alınır. Yazı olarak notlar alınır. Notlar alınırken örneğin kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Psikolojik durumunuz nasıl? Onlar da not edilebilir bir doküman halinde. Excel dosyası ve dokümanlar bir araya geldiğinde pardon, belli bir analiz yapabilirsiniz ileride. Doküman niye tutuyoruz? Doküman tutmamızın sebebi, tekst olarak, yazı olarak, bunu video olarak da yapabilirsiniz tabii, o size kalmış. Grafikleri ve hissettiğiniz şeyleri, yaptığınız analizleri tekst olarak tutmanız. Excel tablosunu niye tutuyoruz? Excel tablosunu tutmamızın amacı, istatistik olarak alış fiyatı, satış fiyatı, risk, bu tür bilgileri bir yerde toplamak. İkisini birleştirdiğimiz zaman bir hisse için örneğin Excel tablosundaki değerlere ve dokümandaki bilgilere baktığımızda nasıl bir performans yaptığını, analizimizin nasıl olduğunu daha iyi görebiliriz. Doküman olarak yazı önemli olan, notlar, grafikler, bunları anlatmıştık. Örneğin haftalık grafikler, günlük grafikler tutulabilir, formasyonlar işaretlenebilir. Bir örnek vereyim size dokümana. Örneğin 2018 yılında yaptığım bir doküman örneği. Burada gördüğünüz gibi, isterseniz Word dosyası olarak, isterseniz Google Docs da bunları tutabilirsiniz. Ben Carl Zeiss hissesi için yaptığım bir analizde grafikleri işaretlemişim, üstünde notlar almışım, risk hesaplamamı koymuşum. Örneğin diğer bir hisse Wirecard için yaptığım analizler. Bu şekilde. Buna ek olarak da Excel dosyası tutmamız gerekiyor. Excel dosyasında
Alım tarihi, fiyatlar, komisyonlar, kullandığın strateji gibi bilgiler olmakta. Buna da örnek olarak bu örnek olarak hazırladığım bir tablo. Örneğin sembol AFX hissesi, Carl's hissesi, şirketin hissesi. Alım tarihi, kaç tane aldığım, fiyat. Sarı olan bölgelerde bilgi girişi bölgeleri olarak yaptım. Siyah olan bölgelerde otomatik hesaplanan Excel formül bölgeleri. Toplam ne kadar vermişim? Örneğin 7600 euro vermişim. Stop loss'um 74 müş. Alış fiyatı 76'ymış. İlk yaptığım hedef. Hedef nasıl belirleniyor? Loss nasıl belirleniyor? Bunu kursta tabii daha iyi anlatmaktayım. Hedefim 78'miş. Risk kazanç oranım burada 1. Bu iyi bir trade değilmiş. İkinci trade'de risk kazanç oranım 4. Yani 1 koyup 4 alıyorum. 1 koyup 4 alıyorum ne demek? Riskim örneğin 1 euro. Kazandığım 4 euro hisse başında. Satış için de aynı de şekilde satış fiyatı, ek masraflar, komisyonlar onlar yazılıyor. Siyah bölgeler otomatik hesaplanıyor. Burada ikisinin arasındaki fark risk kazanç oranı burada 4'müş, burada 8'miş. Yani hedeflediğimden daha iyi bir kazanç olmuş. Burada stratejimi yazıyorum. Daha sonra bu bölgede kazanç mı yaptım, kayıp mı yaptım görülmekte. Örneğin diyelim AMD hissesi için 200 dolar bir kaybım olmuş. Wirecard hissesi için 1500 euro bir kazancım olmuş. Bunun gibi Excel tablosu halinde alım satım noktaları, stop loss yani ilk çıkış yapabileceğiniz nokta, risk seviyeniz, hedefiniz, ne kadar bir hedef belirlemişsiniz. Bunları kullanarak böyle bir tablo, büyük bir tablo oluşuyor. Ne kadar trade yapıyorsanız. Daha sonra haftalık yaptığın işlem sıklığına bağlı haftalık, aylık ve yıllık olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Bunları değerlendirmek için tabii aldığınız notlar da çok önemli. Örneğin Wirecard'ı tekrar almışım. Buraya not olarak yazmışım bunları. Bunun gibi CRM şirketini almışım örneğin. Grafiklerini yazmışım. Limit nerede? Hangi stratejileri? Hepsini bu şekilde kullanıp grafiklerini kullanıp çünkü bu grafikleri daha sonra bir sene sonra aynı şekilde bulamazsınız. Bunları not almanız gerekmekte. Daha sonra geriye bakıp hangi işlemleri iyi yapmışsınız, hangilerinde zarar yapmışsınız. Örneğin benim AMD şirketinde bir zararım görünmekte burada. Bunu geriye gidip hangi AMD şirketini nerede almışım, hangi stratejiyi kullanmışım. Buna göre istatistikler çıkartabilirim. Örneğin 2 tane pullback, 3 tane extended move diye bir stratejim var. Stratejilerin performansını ölçebilirim. Kendi performansımı ölçebilirim. Bu Word dokümanı kullanarak da kendimi bir analiz etme yöntemi bu geliştirmiş olurum kendi kendimi. Böylelikle kendimi sürekli zaman içinde daha iyi bir borsacı olarak geliştirmiş olurum. Evet, borsa günlüğü böyle tutuluyor. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Sorularınız varsa bana koraygucu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.